Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7 günlük 10 megabit sınırsız Superbox paketinin deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz birkaç video önce size Superbox'un 10 megabitlik paketini aldığını söylemiştim. 7 gündür kullanıyorum ve hani şu 7 günlük sürede pek stabil bir internet alamadım. Bana ZTE modem verildiğini söylemiştim. Öncelikle modemden biraz bahsetmek istiyorum. Modem çok, edin bana biraz daha malzeme kalitesi olsun, tepkisellik olsun, biraz bir dandik modem olarak geldi. Hani önceki Huawei dağıtan Huawei modemlerde Wi-Fi sorunu olduğu söyleniyordu. Ben bu ZTE modemde Wi-Fi sorununa rastlamadım. Ya Wi-Fi sorununa rastlamadım diyorum ama hani zaten çekmiyor modem. Şöyle diyeyim. Ben şu an Sakarya'da bir yurtta kalıyorum. Muhammed Fatih Saftık'ın yurdunda kalıyorum. Orada yangın merdivenine çıktığımda normal Türkcell data hattıyla ben 250 megabit hız görüyordum. Yine oraya yakın bir koridorda rahat rahat 200 megabit internet görüyordum. Hani düşündüm. Bu Superbox aldığımda rahat rahat 10 megabit hızı görürüm. Şu 5 gündür falan buradayım. 5 günün 4 günü bayağı bu konuyla uğraştım. 3G modunu aldım, 4G modunu aldım. Hani bazen 1 megabiti geçmiyor. Bu zaten sürünüyordu. Dur diyorum, devamını getireceğim çünkü. Superbox konuma çok, nasıl diyeyim, duyarlı. Aslında duyarlı demek biraz iltifat oluyor. Duyarlı demekten daha çok mobil veri çekimi çok aşırı zayıf desem daha doğru olur. Hani şöyle söyleyeyim. Şuraya koyuyorum diyelim. 5 megabit indirme, 1 megabit, yarım megabit yüklem alıyor. Sonra 10 santimetre kenara çekiyorum. Bir bakmışım 7 megabit indirme, 1 megabit yükleme. Başka bir yere koyuyorum. 2 megabit indirme, ne bileyim, 0 megabit yükleme. Ve şöyle bir durum var. Hani bu koyduğum konumlar arasında maksimum 40 santimetre, 50 santimetre var. Mesela modemin yüzünü çeviriyorum. Hız ona bağlı olarak bile değişiyor. Nasıl değişiyor desem, mesela 2 katına çıktı oluyor yükleme hızı. 2 ise 4 oluyor. Hani ciddi manada, hani demek istemiyorum, duyar demek istiyorum. Ciddi manada konumdan etkileniyor. Hani ben düşündüm ki bu modem, evet benim telefonum bu odada yine bunun gibi bu kadar absürt konumla bazlı değişikliklere etkileniyor dediğim. Ya bu modem daha stabil, daha sağlam çeker diye düşünmüştüm. Hani hiç iyi bir performans alamadım. Hatta telefondan daha kötü olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Neyse bugün ben ya bir düşündüm, ya çok basit çözüm düşündüm. Çünkü memnun değilim internetten, stabil değil. Ya dedim, baz istasyonunun nerede olduğunu biliyorum. Onun baz istasyonu olduğundan da pek emin değilim. Yansıtıcıya benziyor. Modemin yüzünü o tarafa çevirdim. Ya yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırdım. Hani şu an önceki videoda size demiştim 10 megabit indirme, 2 megabit yükleme sınırı var diye. Hani şu an spek test yaptığımda 10 megabit yükleme, 10 megabit indirmeyi zaten sonlarına kadar zorluyor. Zaten orada ilk videomda gösterdiğimde 18'den 19'dan başlıyor. Hani yüklemede 2 megabit sınırı var demiştim ama 5'e kadar gidiyor. Demek ki bu paketin sınırını Turkcell 5 megabit yüklemeye tekrar demiş. Hani şu an saat 16:13. Ben spek test sonuçlarını buraya da yükleyeceğim. Az sonra da zaten kameraya çevirip göstereceğim. Hani şimdilik durum böyle. Bir ay sonunda bir güncelleme daha yaparım diye düşünüyorum. Zaten bu videonun bir yerine ZTE modeminde hani ne kadar dandik olduğunu diyeyim, göstermek için. Dandiklik belirtisi bu bilmiyorum ama ne kadar az, ne kadar kötü tepkiyle, ne kadar yavaş tepkisellikte çalıştığını da göstermek istiyorum. Hani Wi-Fi'ye basıyorum. Wi-Fi 2 dakika sonra açılıyor. Elektriği kesen anahtar tuşuna basıyorum modemin arkasında. Işıklar birkaç saniye, 3-4 saniye sonra sönüyor. Hani ben Huawei modemde böyle şikayetler duymadım. Ama dedim şu an yeni bulduğum konumda internet stabil. Hani 1-2 saattir deniyorum. Sürekli vaat edilen hızları rahat rahat. Hatta vaat edilen hızların ısıtında bir hız alıyor. Hani şimdilik bu kadar, başka bir diyecek bir şeyim kalmadı. Bir de hız testini göstermek istiyorum size bilgisayar üzerinden. Şöyle hemen bir hız testi yapalım. Ha, söylemeyi unuttum, ping de düştü. Bu ping 60-70 civarlarında çıkıyordu. Hep, hatta bazen 120-130 çıkıyordu. Yeni bulduğum konumda 25 ping'e kadar düştü. Gördüğünüz gibi hız zaten kökleniyor. Sınıra dayanıyor. Hani upload'da gördüğünüz gibi 2'yi geçiyor, 3'ü de geçti şu an. Bu 5'e kadar zorluyor, ben 5 upload'da gördüm de bu upload meselesi download meselesinden daha da duyarlı. Yani gördüğünüz gibi sonuçlar bunlar. Ben şu 7 günlük süreçte işte 24 GB'lık bir kullanım yaptım. Böyle bir video indirme testi yapmak istiyorum.
Şu arkadaki videoyu bildirmeyi de kapatalım. Olması gereken 1,2 megawatt civarı. Ki o indirme performansını da bize veriyor. Yani 1 megawatt civarında geziniyor ki bence başarılı. Şöyle şunu durdurup bir hız testi yapmak istiyorum. Daha yapmak istiyorum.